Adnan Oktar'la sohbetler programımız devam ediyor. Hocamız birazdan bizimle birlikte olacak. Öncesinde arkadaşlarımla iman hakikati konuşacağız. İnşallah. RNA polimeraz enziminden ben bahsetmek istiyorum. Çünkü RNA polimeraz enzimi bizim hücrelerimizde çok önemli bir görev gören bir enzim ama bilinmeyen başka bir görevinin daha olduğunu keşfetmişler. DNA tamiri için çok önemli bir mekanizmanın bir parçası aslında RNA polimeraz enzimi. Aslında öncelikle protein için biliyorsunuz protein kodlanması, protein üretimi için gerekli olan kodları RNA polimeraz enzimi DNA'dan alıp kopyalayıp protein üretimi için gerekli şablonu meydana getiriyordu. Fakat bunu yaparken aslında protein üretimi için gerekli olmayan kısımları da RNA polimeraz enziminin kopyaladığını görmüşler. Ve sözde tabii evrimcilerin iddiasına göre bunun hücre için gereksiz bir işlem olduğu, hatta gereksiz hücrenin enerjisini kullandığını iddia etmişler. Halbuki sonradan anlaşılmış ki RNA polimeraz enziminin çok önemli bir görevi var. New York Üniversitesi'nde tıp fakültesindeki araştırmalar göstermiş ki RNA polimeraz enzimi bunu yaparken aslında doğal olarak bir tarama işlemi yapıyor. Ve DNA'daki hatalı ve bozuk kısımları da taramış oluyor. Ve burada RNA polimeraz enzimi aynı bir tren yolunda ilerleyen bir tren bölümü gibi tam gelip ilgili bozuk olan kısımda duruyor. Daha sonra başka bir enzim, bir helikaz enzimi gelip onu geri çekiyor ki bozuk olan kısım, tam üzerinde durduğu kısım açığa çıksın. Daha sonra da buraya başka enzimler, tamir enzimlerini çağırıp DNA'daki bu bozukluğu tamir ediyorlar. İşte burada çok önemli bir sistem var. Sürekli vücudumuzda aslında DNA ile ilgili hem güneşten hem başka etkilerden meydana gelen bozuklukları tamir eden mükemmel bir sistem var ve bununla birlikte bu bozuklukları tespit edecek mükemmel bir tarayıcı sistem de var. Doğal olarak bunu bizim DNA'larımızda sürekli yapan bir mekanizma var. Allah böyle güzel bir özellikle yaratmış maşallah. Bununla bizi hastalıklardan koruyan DNA'mızdaki bozulmaları, kırılmaları ya da değişiklikleri tamir eden böyle bir tarama sistemi meydana getirmiş. Allah da zaten ayeti şöyle bildiriyor. Kovulmuş şeytan Allah'a sığınırım. Biz gökleri ve yeri ikisi arasındakileri bir oyun ve bir eğlence olsun diye yaratmadık. Biz onları hak ve hikmetle yarattık diye. Her şeyin bir amacı oluyor. Evet. Allah'ın yaratmasında bizim bildiğimiz bilmediğimiz çok fazla hikmet oluyor. Allah da DNA polimeraz enziminde böyle güzel bir hikmetle yaratmış. Sürekli bir sağlık taraması da aynı zamanda yapıyor bu enzim. Maşallah. Maşallah. Ben de B12 vitamininden, daha doğrusu vücuttaki yolculuğundan kısaca bahsedebilirim. Şimdi B12 vitamini vücudumuz için çok gerekli bir vitamin ve bunu fakat şimdi şöyle belli bir yol izleyerek kana karışıyor aslında. İlk önce sindirim midede, mideden ince bağırsağa geçiyor. İnce bağırsakta özümsendikten sonra kana karışıyor. Fakat şöyle, tabii bu böyle süreç halinde geçmiyor. Şöyle ince bağırsakta özelleşmiş bir hücre grubu var. Sadece tek görevleri, bunun dışında da hiçbir şey yapmıyorlar. B12 vitamini geldiğinde onu özel molekülü ayırt etmek ve onu özümsemek tek görevleri bu. Ama B12 vitamini oraya yalın halde gittiğinde ince bağırsaktaki bu özelleşmiş hücre grubu bunu ayırt edemiyor. Dolayısıyla ondan bir etap önce yani midedeyken midede işaretleniyor belli bir molekülle. Ondan sonra o halde işaretlenmiş işte buna bir kimlik belgesi denilebilir, bir giriş kartı gibi. Bunu aldıktan sonra ince bağırsağa gidiyor. İnce bağırsak da o şekilde tanıyor. Yani öncelikle midede işlem gördükten sonraki haliyle tanıyor. O şekilde özümsüyor, kana karışıyor. Ve böylelikle faydalı hale gelmiş oluyor belli süreçlerden geçerek. Şimdi hep insan vücuduyla ilgili çok detaylı örnekler verdiniz maşallah. Bir de şimdi insan vücudunu Allah iki bölüme ayırmış. Bir tanesi göğüs kafesi boşluğu, diğeri karın boşluğu. Ve bu iki bölümü de diyafram zarı denilen çok ince bir tabakayla birbirine ayırmış. Bunda muazzam bir aslında sebebi var. Normalde göğüs kafesi boşluğunun atmosfer basıncı vücudumuzun dışındaki atmosfer basıncından daha düşük. Ya hatta negatif. Bunu bilim adamları araştırdığında çok önemli bir sebebi var. Biz nefes alırken atmosfer basıncından ciğerlerimizdeki yani bulunduğu ortamdaki basınç daha düşük olduğu için daha kolay nefes alıyoruz.
Daha sonra karın boşluğuna baktığımızda da bu bölümdeki, yani diyafram zarının alt tabakasındaki bölümün basıncı atmosfer basıncından daha yüksek, yani vücudumuzun dışındaki basınçtan. Bunun sebebi de vücudumuzun o bölümündeki organlar çok ince detaylarla hem birbirine hem vücudumuza bağlı. Bu sayede de yerinde sabit kalabilmesi için Allah muazzam bir detay yaratmış vücudumuzda. Maşallah. Maşallah. Ben bir ayet okumak istiyorum. Hem anlattıklarınızdan, yani insan bedenindeki mucizelerden anlıyoruz ki her şeyimizde Allah'a muhtacız. Hem ruh halimiz olarak hem bedendeki ihtiyaçlarımız olarak hiçbirinden haberdar değiliz bunların. Ayette Yunus suresi 18. ayette Allah şöyle bildiriyor. Allah'ı bırakıp kendilerine zarar vermeyecek ve yararları dokunmayacak şeylere kulluk ederler. Ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir derler. De ki siz Allah'a göklerde ve yerde bilmediği bir şey mi haber veriyorsunuz? O sizin şirk koştuklarınızdan uzak ve yücedir. Biz sadece Allah'a muhtacız ve Allah'tan başka kimse bize yardım edemez. Hiçbir varlık bize yardım edemez. Ben bir bitkiden bahsetmek istiyorum. Lotus çiçeği. Hepimiz biliyoruz ki lotus çiçeği kirli ve tozlu ortamlarda yetişiyor. Ama buna rağmen yaprakları tertemiz. Bu nasıl oluyor? Toz tanecikleri yaprakların üzerine düştükleri zaman yapraklarını hafiften sallamaya başlıyor ve o toz tanecikleri tek bir tarafı topluyor. Yağmur damlacıkları üzerine düştüğü zaman da o yine aynı şekilde, aynı yöntemle hafiften sallamaya başlıyor yapraklarının. O su damlacıkları da toz tanelerini süpürmüş oluyor ve böylece tertemiz kalıyor. Bu Allah'ın bir mucizesi, yaratma mucizesi maşallah. Bu bitkinin hiçbir aklı yok, şuuru yok. Nasıl yapacağını bilmiyor. Biz temiz kalmamız için değil mi? Her gün temizlenmemiz gerekiyor şuurlu bir şekilde. Bu bitki bir şuuru yok ama nasıl yapacağını Allah ona bir şekilde ilham ediyor. Elhamdülillah. Ve onu tertemiz her zaman kalmasını sağlıyor. Bir de bundan esinlenerek bilim adamları hani böyle bir şey olduğunu fark etmişler. İşte bunu kendi akıllarıyla zaten akledemiyorlar. Kendileri üretemiyor. Bitkiden esinlenerek böyle bir yüzey tasarlamışlar. Böylece yağmur damlaları düştüğünde camlar ya da işte bazı binaların üstlerini temizlenmiş oluyor. Maşallah. Allah ayette şeytandan Allah'a sınırım, canlılarda da sizin için dersler, ayetler vardır diye bildiriyor. Lotus bitkisi de bunun örneklerinden biri maşallah. Evet, maşallah. Ben de yine bir konudan bahsedebilirim. Şimdi vücudumuzda ki kemiklerin, yani kemikler kırıldığında başka kemiklere veyahut da vücut içerisindeki başka organlara zarar verebileceği için yoğun bir basınç altında kırılma gerçekleşecek bir durum oldu. Önceki ince yerlerinden kırılıyorlar bir tedbir amaçlı. Ama çok yüksek bir basınçta veya bir darbede kemik tamamen kırıldığında çok ciddi bir acı oluşuyor ve acı sinyali gidiyor beyni omurilik aracılığıyla. Fakat beyin şöyle bir şey yapıyor, sinyalleri alıyor. Fakat ilk 10-15 dakika kadar bir süre almasına rağmen endorfin salgılayarak ki bu morfine benzer doğal bir anestezik bir madde salgılıyor. İlk 10-15 dakika acı hissi neredeyse sıfır noktasına geliyor. Ve bu durumda da işte bir tehlike anında, kaza anında en azından acil tedbir alınabilecek bir zaman kazandırılmış oluyor böylelikle. Maşallah. Hassas dengeler var gerçekten. Evet. Hem vücudumuzda hem dünyanın yaratılışında yaşadığımız evrende Allah her şeyi çok ince bir ölçüyle bir tabii ki Allah'ın ihtiyacı yok hesaplamaya, planlamaya fakat bizim anlamamız için söylüyorum. Çok ince bir ölçüyle, çok ince bir hesaplamayla, çok üstün detaylarla yaratılmış. Her yerde nereye baksak Allah'ın aklını, Allah'ın sanatını görüyoruz. Maşallah. Evet, maşallah. Tabii biz bunları zaten işte çalışarak, okuyarak, birbirimize anlatarak bir nebze öğrenmeye çalışıyoruz aslında. Ki bu çok eksik halleriyle öğreniyoruz. Ama zaten Allah bu sistemi yaratmış mükemmel bir şekilde. Hiç bir şekilde kusur olmuyor. Sürekli bu anlattığımız sistem sürekli devam eden evet, şekilde oluyor. Yani bu endorfin de sürekli salgılanıyor. İşte bütün DNA'daki kendini tamir etme sürekli olan bir şey. Olmayınca zaten problem oluyor. Onun için yani biz bunları çalışarak, konuşarak öğreniyoruz ve hayrete düşüyoruz. Ama Allah için bu çok kolay ve zaten düzenli bir şekilde yarattı. Bizim için bir nimet. Mesela aldosteron hormonu var.
bir gramın 10 milyonda birin oluyor insanda. Yani 10 milyon insandan toplandığında ancak bir gram edebiliyor. Ama o kadar az bir miktardaki hormon olmazsa ölümle sonuçlanıyor. Çünkü kan basıncımızı dengeliyor. Yani her halimizde Allah'a muhtacız, Allah'a ihtiyacımız var. Hiçbirinden haberimiz yok. Evet. Ki bilmediğimiz daha da çok fazla şey vardır. Elhamdülillah. Ben de bir sınıftan bahsetmek istiyorum. Beyin omurilik sınıfı. Normalde beynimiz 1400 gram geliyor. Yaklaşık 1,5 kilo. Ancak 150 milim kadar bu sıvı sile sile 50 gram kadar geliyor. Maşallah. Normalde bu sıvıda bazı hastalık durumunda azalma meydana geliyor ve çok şiddetli baş ağrısı oluyor bu vesileyle. Aynı zamanda bu sıvının görevi, beyin ile kafatası arasındaki beyin omurilik sıvısının görevi, beynin kafatasına yaptığı basıncı azaltıyor ve herhangi bir darbe durumunda darbeye karşı korumaya vesile oluyor. Evet. Maşallah. Yani hiç haberim... Evet. Memleketimde Allah özel bir oran belirlemiş onun içinde. Evet. Yani hiç haberimiz bile yokken orada böyle bir Allah vesile etmiş. Maşallah. Dediğin gibi her detayına Allah'a muhtacız. Her detayına maşallah. Gerçekten bütün bunların tesadüf olduğunu anlatmak, bütün bunların kör tesadüflerle milyonlarca yıl içinde ufacık tesadüflerin değişerek, birbirlerine dönüşerek bu kadar muhteşem yapılar meydana getirdiğini anlatmak çok büyük bir saçmalık. Yani olabilecek en mantıksız, hocamız da bunu söyler, en mantıksız açıklama. Çünkü tesadüfen böyle bir şeyin olması mümkün değil. Milyarlarca, trilyonlarca tesadüfün arka arkaya girip böyle bir şey meydana getirmesi mümkün değil. Bunların tek bir tanesinin bile tesadüfle oluşması asla mümkün değil. Bunların hepsi birbiriyle uyum içinde bir anda ve tek seferde yaratılmış olması gerekiyor. Kademeli böyle basamaklarla gelişecek tarzda meydana gelmesi bütün bu sistemlerin yok olması demek. Çünkü aynı zamanda evrime göre bir tanesinin oluşması diğer sistemlerini gerektireceği için diğer sistemlerin bulunmaması halinde bunu da körelmiş olması gerekir evrimcilerin iddiasına göre. Dolayısıyla böyle bir şeyin zaten tek bir tanesinin bile tesadüflerle oluşması mümkün değil. Tek bir detayının bile. Fakat bu detayın oluştuğunu varsaysak bile diğer detayların olmaması durumunda zaten bunun yok olup gitmiş olması gerekirdi. Yani hiçbir şekilde böyle bir açıklamanın tesadüfle yapılmış olması, evrimle böyle bir şeyin dönüşerek bu tarz sistemlerin, kompleks yapıların meydana geldiğini iddia etmek hiçbir şekilde akılcı bir iddia değil. Zaten nereye baksak, Allah'ın yarattığı hangi detaya baksak böyle bir şeyin olamayacağını, oradaki detaylara ne kadar çok bakarsak o kadar iyi görmüş oluyoruz. Evet, evet. Bir de aslında insan beyniyle ilgili çok önemli detaylar verdi. Orada yani yetişkin bir insanın normalde 1400 gram olduğunu söyledin insan beyni ağırlığının. Fakat o 1400 gramlık bir seviyeye gelene kadar o bir aşamadan geçiyor. Yani hani anne karnında zigotken işte belirli haftalar sonrasında o beyin oluşmaya başlıyor. Dördüncü haftadan itibaren o beyinde nöron dediğimiz bu sinir hücreleri oluşmaya başlıyor. Ve her dakika oluşmaya başladıktan itibaren 500 bin sinir hücresi oluşuyor. Yani ve o sinir hücresinin detaylı bir şekilde tek tek oluşmasını da çok önemli. Çünkü normalde bir insan beyninde ortalama 100 milyar nöron var, sinir hücresi var. Bu hücre grubunun özelliği tekrar yenilenmeyecek olması ömür boyu. Dolayısıyla o dördüncü haftadan itibaren her dakika 500 bin tane sinir hücresinin tek tek yaratılıyor olması çok büyük bir hem bizim için nimet hem de çok büyük bir mucize. Maşallah. Allah ayeti şöyle bildiriyor. Fıtır suresi 28. ayette. Kulları içinde ise Allah'tan ancak alim olanlar içine titreyerek korkar. Şüphesiz Allah üstün ve güçlü olandır, bağışlayandır. Gerçekten ne kadar çok insan alim olanlara dikkat çekiyor Allah ayeti. Ne kadar çok insan araştırırsa, ne kadar çok öğrenirse, kendi yaratılışındaki ya da evrendeki Allah'ın bizim için yarattığı nimetleri ne kadar çok araştırırsa işte oradaki detaylardan o kadar etkileniyor ve imanı da o kadar artıyor. Çünkü bize bilimin gösterdiği hem genetik anlamda hem fosil kayıtlarına bakarsak evrimin asla gerçekleşmiş olamayacağı. Çünkü fosil kayıtlarında da zaten canlıların biz bir anda kambriyen döneminden başlayarak
bir anda aniden mükemmel yapılarla birlikte mesela trilobitin petek göz sistemiyle birlikte ortaya çıktığını biz biliyoruz. Bundan 500 milyon yıl önce yani yarım milyar yıl önce dünyada ilk yaratılan canlı gruplarından bir tanesi ve aniden bu mükemmel özellikle görme duyusuyla birlikte yaratılıyor. İşte burada hiçbir şekilde kademeli aşamalı bir gelişim görmüyoruz. Biz bir anda zaten kambriyen patlaması demelerinin sebebi de bu. Aynı zamanda ilk canlılar bundan yaklaşık 3.9 milyar yıl önce siyanobakteriler olduğunu biliyoruz ve fotosentez yaptıklarını biliyoruz. Bu da bize zaten fosillerinden de görüyoruz, biliyoruz ki hala var olan canlılar, siyanobakteriler fotosentez gibi mükemmel komplekslikte bir operasyonu gerçekleştirebilecek yeteneğe sahipler. Böyle bir bilgi DNA'larında var olarak yaratılmışlar ve bundan 3.9 milyar yıl önce var olmuş bu canlılar. Delillerini görüyoruz fosil kayıtlarında. Dolayısıyla hala biz fotosentezin karanlık evresinde neler olduğunu bilmiyoruz. Sadece aydınlık evresinde bilim adamları fotosentezin bir kısmını şu an keşfedebilmişler. İşte bu mükemmel yapılar bize canlının bir anda Allah'ın ol demesiyle yaratıldığını gösteriyor. Zaten cennette de Allah bütün o güzellikleri yaratırken, hurileri, gılmanları yaratırken, cennetteki mekanları yaratırken bir anda ol demesiyle yaratıyor. Melekleri yaratırken bir anda ol demesiyle yaratıyor. İnsanı da aynı şekilde Allah'ın hiçbir dönüşüme, hiçbir vakit geçmesine ihtiyacı yok. Ol demesiyle insanda en mükemmel özellikleriyle tıpkı diğer canlılarda olduğu gibi var olmuş. Biz de zaten fosil kayıtlarında milyonlarca yıldır bütün bunları birçok malzemede, mesela kireç taşlarında da görüyoruz, amberlerde de görüyoruz. Bütün fosil kayıtları bize bugüne kadar çıkarılmış 600 milyon fosil bize evrimin olmadığını aniden Allah'ın yaratmasıyla bütün canlı yaratılmasını gösteriyor. Sen düşünmekten bahsettin. Rabbim Enam suresinde diyor ki kör olanla gören bir olur mu yine de düşünmeyecek misiniz? Gerçekten çok önemli. Çünkü Allah onu daha çok sevelim, iman edelim diye birçok güzellik yaratıyor. Bir çiçek oluyor, o çiçeğin renginin, kokusunun ya da yani ona hiçbir faydası olmuyor belki ama insan görüp iman etsin, Allah'ı daha coşkuyla sevsin diye Allah yaratıyor. Da bir böcek oluyor, bir kelebek oluyor, çok renkli oluyor, muhteşem güzel oluyor, kendini görmüyor ya da çevresinin farkında belki bile değil. Ama insan onu görüp Allah'ı daha çok sevecek, daha çok coşkuyla Allah'a bağlanacak. Çünkü en layık olan Rabbimiz. Bunları da bize öğreten hocamız, bunu hiç unutmamak tabii, gerekiyor. Evet, çünkü evet. İnsanları uyandıran, şuurunu açan, insanların Allah'a daha çok sevmesini sağlayan hocamız. O yüzden Allah razı olsun hocamızdan. Evet, geçen her yerde Allah'ın damgası var demişti. Evet. Benim de aklımda kalan çiçeklerde Allah'ın ahlakını görüyorsunuz demişti. Evet, gerçekten hemen bakar bakmaz insan çok güzel bir his olarak hissediyor. Ben de bir iman hakikatinden bahsetmek istiyorum. Vücudumuzda herhangi bir bölümde kanama başladığında İlk yardım trombositlerden geliyor. Trombosit bir kan parçasıdır. Bu trombositler vücudumuzun her yerinde dağınık bir şekilde dolaştığı için kanama nerede olursa olsun başladığında mutlaka bir trombosit yakınında bulunur. Von Willebrand adlı bir proteindi. Bu kaza yerine trafik polisi gibi işaret edip trombositleri olay yerine çağırır. Ve trombositi gördüğünde yolunu kesip diğer trombositlerin gelmesini sağlıyor. Ve olay yerine gelen ilk trombosit de aynı telsizli yardım ister gibi diğer trombositleri bir madde salgılayarak yanına çağırır. Maşallah burada bir şuursuz trombositten bahsediyoruz. Şuursuz, aklı yok, hiçbir şey yok, bilmiyor. Nereden biliyorsun sen yani onun trombosit olduğunu, onun bir kan parçası olduğunu ve oraya gelmesini yani nereden bilebilirsin ki? Hiçbir aklı yok, şuuru yok. Bir evet, de o proteinde yani. Nereden biliyor onun trombosit olduğunu, değil mi? Bir orada karanlık, yani gözü yok. Evet. Bir karanlığın içinde ve kendini boyutla kıyaslanırsa kendini çok çok kat kat fazla büyüklükte bir ortamın içinde onlarla iletişim kurmayı biliyor, kendi görevini çok iyi biliyor, diğerlerinin ona ne açıdan yardım edeceğini çok iyi biliyor ve vücuda nasıl bir katkısı olacak onu da çok iyi biliyor ve hepsinin bir uyum içinde tabii ki Yüce Rabbimiz yaratıyor onlarla birlikte. O işte şuursuz dediğin parçaların hepsi Allah'ın aklıyla, şuuruyla
bir araya gelip vücut için çok önemli görevler insanın yapamayacağı bir güçte ve gayrette çalışıyor. İnsan o kadar gayret edemez. Yani kendi şuurunda olsa yapamaz o kadar. Ama Allah özel onu bedeni canlı tutmak için öyle yaratmış. Ve biz iman edelim diye görüp Allah'a şükredelim diye böyle yaratmış maşallah. Allah ayette şeytandan Allah'a sığınırım. O sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. Ne az şükrediyorsunuz diye bildiriyor. Dolayısıyla bu detayların hepsi bizim daha fazla şükretmemiz için. Hem hocamızın kitaplarından öğrendiğimiz detaylar bunlar. Gerçekten ve siz biraz önce hatırlattınız. Ben de meyvelerle ilgili hocamızın bir söylediğini hatırladım. Demişti ki, biz tabii ki her meyveden zaten Allah katında şükredip etmediğimiz konusunda hesaba çekileceğiz. Ama o her meyvenin bir detayı var. Yani o her meyvenin, hocamız demişti, çok etkilenmiştim, bir paketlenmiş gibi bir kabuğu var. Her meyvenin tek tek içerisinde ayrıca paketlenmiş. Örneğin portakalı düşündüğümüzde. Ya da muzun tadı ayrı, portakalın tadı birbirinden apayrı. Hatta tamamen farklı özellikte meyveler bunlar. Birisi sulu, birisi daha katı. Kokuları birbirinden ayırt edilebilen çok özel kokular. Yani hepsinden biz hem vücudumuzla ilgili hem de gözümüzün gördüğü ya da Allah'ın bize rızık olarak verdiği her detaydan şükredip etmeyeceğimiz konusunda Allah'a hesap vereceğiz. Dolayısıyla gördüğümüz her detayda Allah'ın yaratma sanatını görüp övmek, birbirimizi hatırlatmak. O yüzden de çok önemli. Çünkü Allah ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Sonra o gün nimetten sorguya çekileceksiniz diye bildiriyor. Dolayısıyla her detay Allah'ın bir nimeti olmuş oluyor. Başka bir ayette de Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, fakir olan sizlersiniz diyor. Yani biz muhtacız, bizim ihtiyacımız var, bizim şükretmeye ihtiyacımız var. Ve Allah şükredecek vesileler yönetiyor. Evet. Az önce Gülen anlatmıştı. Bütün vücudumuzun sistemlerini biz bilmiyoruz ve kontrol de etmiyoruz. Bizim dışımızda sürekli her hücremiz Allah'ın kontrolünde, her zerremiz Allah'ın kontrolünde. İşte bizim bilemeyeceğimiz tarzda hücreler hangi maddeyi hücrenin içine alacaklarını, hangi maddeye ihtiyaç duyduklarını, hangi maddeyi hücreden geçirmemeleri gerektiğini ya da atık olarak hangi maddeyi atmaları ya da dönüştürmeleri gerektiğini ya da nereye hangi maddeyi iletmeleri gerektiğini çok iyi biliyorlar. Biz bunların hiçbirini bilmiyoruz. Kalbimizin ne kadar atacağını bilmiyoruz. İşte kulakçıkların, karıncıkların nasıl bir hareket yapacağı, hangisinin hangi saniyede kasılacağını, hangisinin hangi odacağı, ne kadar kan bulacağını biz bunların hiçbirini bilmiyoruz. Beynimizin faaliyetlerinin hiçbirini bilmiyoruz. Ama bütün bunlar bizim için kusursuz şekilde planlanmış, kusursuz şekilde her an, her saniye Allah'ın kontrolünde bizi yaşatacak şekilde var olan sistemler. Bunun için Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Sırf kendi üzerimizdeki nimetleri bu şekilde ansak, insanın hiç durmadan ki Allah'a ayette şeytanın Allah'a sınırım, Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız genelleme yaparak dahi bile olsa sayamazsınız diye bildiriyor. Gerçekten sırf insan bedenindeki Allah'ın verdiği nimetleri saysa yine de genelleme yaparak bile sayamayacağı çok belli ki dünyadaki, evrendeki bizim için Allah'ın yarattıklarını hesaba katmazsak. Allah başka bir ayette, Enam suresinin 99. ayette nimetlerden bahsediyor. Senin de bahsetmiş. O gökten su indirendir. Bununla her şeyin bitkisini bitirdik. Ondan bir yeşillik çıkardık. Ondan birbirinin üstüne bindirilmiş taneler türetiyoruz. Ve hurma ağacının tomurcuğundan da yere sarkmış salkımlar. Birbirine benzeyen ve benzemeyen üzümlerden, zeytinden ve nardan bahçeler kılıyoruz. Meyvesinde ürün verdiğinde ve olgunluğa eriştiğinde bir bakıverin. Şüphesiz inanacak bir topluluk için bunda gerçekten ayetler vardır. Evet, maşallah. Şükretmemiz için ülfetsiz bakmamız gerekiyor Allah'ın yarattığı her nimete. Allah, tabii üşenmek insana ait bir vasıf ama Allah hiç üşenmeden sürekli aynı görüntüyü bizim gözümüzün önünde yaratıyor ve mükemmel bir sanatla yaratıyor. Buna ancak mesela hocamız söylemişti, ülfetsiz bakıyorum ben. O yüzden mucizeleri çok net görebiliyorum. Siz de ülfetsiz bakın diye tavsiyede bulunmuştu. İnsan ancak ülfetsiz bakarsa nimetlere şükredebiliyor. Çünkü araştırıyoruz, öğreniyoruz, Allah'ın sanatını görüyoruz ve şükretmeyi öğreniyoruz. İnsan eğer araştırmazsa mucizelerin farkına da varmıyor. Ben de bir daha doğrusu arılardan bahsedeceğim. Arılar normalde biliyorsunuz kraliçe arı yumurtluyor. Diğer geri kalan arılar da işçi arı oluyor kovanın içinde çalışan. Kraliçe arı peteklerin hücrelerine küçük yumurtaları bırakıyor. Bunların her birini farklı zamanlarda bırakıyor. İşte birini bugün, birini yarın, birini öbür gün. Hepsinin farklı zamanları var. Normalde bir arı yumurtası 7 günde olgunlaşıyor. Bu her arının, yani binlerce küçük arı yumurtası olduğunu düşünelim hücrelerin içinde. Hepsine ayrı atanmış
İşçi dadı arılar var. İşçi dadı arılarda hepsine ayrı şekilde, ayrı günlerde tabii ki koyuldukları için ayrı besinlerle beslemek durumunda kalıyorlar. Çünkü hepsinin her gün farklı besin alması gerekiyor. Besin ihtiyaçları günden güne değişiklik gösteriyor. Ama mesela 3 günde oradaki yumurtalar 3 katına, 1500 katına ulaşabiliyorlar 3 günde. Dolayısıyla bunların hepsinin farklı bir düzende beslenmesi gerekiyor. Her arıya da özel olarak atanmış işçi dadı arılar olduğu için hiçbir şekilde karışıklık çıkmadan hepsini besleyebiliyorlar. Bu şekilde de hayatlarına devam ediyorlar maşallah. Evet, maşallah. Ben biraz önce bir ayet hatırlatmıştım. O aynı zamanda bir Kur'an mucizesi. Onu da hatırlatmak istiyorum. Şeytandan Allah'a sığınırım. O sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır diye bildiriyor Allah ayette. Bu aynı zamanda anne karnında bir bebeğin organlarının da oluşum sırası. Önce Allah bebeğin iç kulağını yaratıyor. Daha sonra gözler ve en sonunda algılama, yani gönülleri, gönül kısmını vurgulayan beynin oluşmasını sağlıyor. Dolayısıyla bu da Allah'ın yarattığı ve 1400 yıl önce bize Kur'an'da bildirdiği bir Kur'an mucizesi. Ben Kur'an mucizesi anlatabilirim. Güneşle Şems suresi ilgili bir mucize. Güneş %70 hidrojen, %28 helyum atomlarından oluşuyor. Geri kalan %2 de diğer maddeler. Ve güneşte H ve He, helyumun H, hidrojenin H atomlarının harfleri. Güneşte her saniye, her dakika 600 milyon ton hidrojen 596 milyon ton helyuma dönüşüyor. Arada kalan 4 milyon ton da ısı ve ışık enerjisi olarak açığa çıkıyor. Dolayısıyla güneş dendiğinde bilimsel olarak akla gelen hep hidrojen ve helyumun harfleri H ve He olmak üzere. Şems suresinde de 15 ayet var ve 15 ayetinde bitimi Arapça harf olarak H ve E harfleriyle bitiyor. Maşallah. Çok dikkat çekici. Periyodik tablonun olmadığı bir dönemde 1400 yıl önce Allah orada da bir mucize yaratmış. Evet. Zaten Kur'an'da nereye baksak gerek oradaki kullanılan edebi üslup, gerekse bazı tarihsel mucizeleri de var Kur'an'ın. Zaten genel olarak bütün içinde bir müthiş bir uyum olması ve hiçbir bozukluk, hiçbir birbiriyle çelişen bir ayet bulunmaması çok büyük mucizelerden biri. Maşallah, ama bunun yanında bu tarz bilimsel mucizeler de çok fazla var Kur'an'da. Daha bizim keşfedemediğimiz çok çok fazla bilimsel mucize de vardır. Evet. Ben bir tane Kur'an mucizeden bahsetmek istiyorum da istersen sen devam et. Ben sorayım. Sen Kur'an mucizesi söyle. Tamam. Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Evet, onu parmak uçlarına dahi derleyip yeniden düzene koymaya güç yetirendeniz. Kıyamet suresi 4. ayet. Burada yine çok büyük bir mucize görüyoruz elhamdülillah. Yani tek yumurtada ikizlerin dahi parmak uçlarının farklı olduğunu biliyoruz. Bu ancak günümüzdeki teknolojiyle belli olan bir şey. Yani çünkü insanlar bilmiyor herkesin parmak uçlarının, herkesin parmak uçlarındaki izlerin farklı olduğunu, yani yakın tarihe kadar bilmiyorlardı. Ama günümüzde çok sık kullanılan bir teknoloji. Şeylerde, kredi kartlarında, pasaportlarında bile artık bu yöntem kullanılıyor. Yani her şey aynı olan tek yumurtada ikizlerin dahi parmak uçlarının farklı olması, evet, Allah'ın yaratma yaratma sanatı maşallah. Bugüne kadar var olmuş milyarlarca insanı. Hepsinin farklı. Hepsi farklı. Evet, maşallah. Ben bir ayet okumak istiyorum. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah bir sivrisineği de, ondan üstün olanı da herhangi bir şeye örnek vermekten çekinmez. Böylece iman edenler kuşkusuz bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenler ise Allah bu örnekle neyi amaçlamış derler. Oysa Allah bununla birçoğunu saptırır, birçoğunu da hidayet erdirir. Ancak o fasıklardan başkasını saptırmaz. Bu da sivrisinek kelimesinin kullanılması da aslında çok manidar. Sivrisineğin ben geçenlerde bir özelliğini öğrenmiştim. Yani çok basit, küçük gibi duruyor ama aslında ben çok etkilenmiştim. Şimdi sivrisinekleri hep böyle kan emerek beslenen işte varlıklar olarak bilirdik. Halbuki onlar da hani sadece dişi sinekler kan emermiş. Erkekleri emmiyormuş ve bunu da yapma sebebi beslenme amaçlı değil. Zaten çiçek özlerinden besleniyor her iki cinste. Bunu dişi sivrisineklerin kan emmelerinin nedeni
kandaki bir protein vesilesiyle yumurtalarını besliyor. Yani aslında o soyunu devam ettirmek için kendince yumurtaların beslenmesi için kanda, insanın kanındaki bir proteinden faydalanıyor. Bundan dolayı kan emiyor aslında. Evet, aslında bir takım bazı insanları sivrisineklerin genelde hep ısırması, bazı insanları da fazla ısırmaması evet. yüzdenmiş. O protein ne kadar fazlaysa o insanda evet, daha evet, çok evet. o insanı tercih ediyorlarmış. Gerçekten termal kameralarından evet, tuttu ağzındaki evet. Deliği kesebilecek kesin. Özel bıçaklara sahip bir kılıfın içinde evet. korunan bir bıçak seti olması. Kan yine oradaki damara en yakın yeri görebiliyor olması, tespit ediyor olması ve orada da kan emdiği belli olmasın diye önceden orayı uyuşturacak evet. bir uyuşturucu kullanıyor olması gerçekten modern tıpta ancak evet. yapılabilecek, bilinebilecek özellikler ama sivrisinek bunu ilk yaratıldığı andan itibaren biliyor ki zaten yine 100 milyon yıllık burma amberlerinde de aynen olduğu şekliyle hatta yumurtaları birlikte bulunan sivrisinekler de var. Hiçbir şekilde bir değişikliğe uğramamışlar ve bu özellikle yaratıldıklarının da delili bu. Aynı zamanda burada kan emdikten sonra, emerken daha doğrusu pıhtılaşmayı önleyeceği yine bir madde orada salgılıyorlar. Bu tarz bir laboratuvar bilgisine sahip olmaları çok önemli. Sivrisinekler de zaten Kur'an'da özel dikkat çekilen canlılar. Allah sinekleri de örnek veriyor. İşte bu özelliklerine bakınca insan gerçekten düşünüyor. Allah burada da çok fazla detay yaratmış. Bizim buradan çıkarmamız gereken çok fazla ders var diye. Allah bir ayeti şöyle bildiriyor. Ali İmran suresi 191. ayette. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Ve derler ki Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin, bizi ateşin azabından koru. Gerçekten hiçbir şey boşuna yaratılmış değil. Her şeyin bir amacı var. Bizim bilsek de bilmesek de çok fazla hikmetle birlikte yaratılıyor. Ve bizim hepsine ihtiyacımız var. Allah'a çok şükür, Allah da bütün bunları çok güzel özelliklerle bize bol bol yaratmış. İnşallah. Bu noktayla sohbetler programımız bitti. İman Hakikatleri videolarımıza devam edecek.